yavaş gitmeyeyim. Çünkü yaş problemleri çok sıkıntılı olmadığı için siz kafanıza yatmayan bir yer olduğu zaman ya da anlamadığınız bir yer olduğu zaman lütfen bana sorun veya yazın eğer mikrofonunuz yoksa ben ona göre bazı yerleri tekrar ederim. Şimdi arkadaşlar yaş problemlerinde dediğim gibi aslında yapacağımız iş şu. Kesir problemi ve sayı problemlerinde olduğu gibi mümkün olduğunca az harf vererek, denklem kurarak, eşitlik kurarak soruları çözmek. Bakalım şimdi ilk soruya. Ali ve Cengiz'in bugünkü yaşları oranı 2 bölü 3'tür. 4 yıl sonra bu oran 5 bölü 7 olacağına göre Ali ile Cengiz'in bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Bunların şimdi yaşları oranı 2 bölü 3. Haliyle o zaman bir tanesine 2K diyelim Ali'ye. Cengiz'e de 3K diyelim arkadaşlar. Tek bilinmeyen yapalım şimdi. 4 yıl sonra 2K artı 4 olacak. Cengiz de 3K artı 4 olacak. Böylece yaşları oranında 5 bölü 7'ymiş. İçler dışlar çarpın bakın. 14K artı 28 eşittir 15K artı 20 oldu. Dolayısıyla buradan da K 8 geldi arkadaşlar. Demek ki o zaman Ali 16 yaşındaymış. Cengiz de 24 yaşındaymış. Toplamları da bakın 40 oldu gördüğünüz gibi. İlk sorumuz böyle. Dediğim gibi bu konuda tek bilgi aslında yaş farkının değişmemesi. Ondan sonrakilerin hepsinde biz yorum yapacağız. Geliyorum ikinci soruya. Özcan'ın şimdiki yaşı Sibel'in şimdiki yaşının 3 katıdır. Özcan'ın 4 yıl önceki yaşının Sibel'in 4 yıl sonraki yaşına oranı 5 bölü 3 olduğuna göre Sibel doğduğunda Özcan kaç yaşındaydı? O zaman hemen Özcan'a 3S diyelim. Şimdi Özcan'ın 4 yıl önceki yaşı 3S eksi 4. Sibel'in 4 yıl sonraki yaşı S artı 4. Ve bunların oranı 5 bölü 3 oluyormuş. Dolayısıyla yine içler dışlar gördüğünüz gibi 5S artı 20 eşittir 9S eksi 12. Böylece 32 eşittir 4S oldu. 8 eşittir S geldi arkadaşlar. Şimdi böylece demek ki Sibel miydi bu? Sibel 8 yaşında. Özcan da o zaman 24 yaşında. Ne istiyor bizden? Sibel doğduğunda Özcan kaç yaşında? Birisi 24, birisi 8 olduğuna göre bu 0 yaşındayken doğal olarak Özcan da 16 yaşında olmuş olacak. Gelelim üçüncü soruya. Ne demiş bakalım? Bir annenin şimdiki yaşı 3 çocuğunun şimdiki yaşları toplamını eşittir. Burada tabii neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Şimdi diyelim aradan 5 yıl geçerse bir tane çocuk 5 yaş büyüyeceği için 2 tane çocuk 5 artı 5 büyür. 3 tane çocuk İşte 3 çarpı 5 büyür. 4 tane çocuk 4 çarpı 5 büyür. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım bu yaş toplamlarında. Dolayısıyla şimdi ben tabii ki çocukların yaşlarını eğer arkadaşlar ayrı ayrı istemiyorsa sakın Ç1, Ç2, Ç3 diye böyle bir sürü harf vermeyin. Çocukların yaşları toplamına Ç deyin. O zaman annenin yaşı şu an çocukları yaşları toplamına eşit gördüğünüz gibi. 5 yıl sonra annenin yaşı Ç artı 5 olacak. Çocukların yaşları toplamına Ç dedim ben. O zaman çocukların yaşlarına dikkat edin. Kaç artacak? 5 çarpı 3 kadar artacak. Çünkü her biri beşer yaş büyüyor. Dolayısıyla toplam Ç artı 15'e çıktı. O zaman demek ki çocukların yaşları toplamı annenin yaşından 10 yaş büyük olacakmış. Bu yaş toplamlarında sadece kişi sayısına dikkat etmek yeterli arkadaşlar. Gelelim şimdi dördüncü soruya. Bir öğretmenin şimdiki yaşı ikişer yıl ara ile doğmuş 3 öğrencisinin şimdiki yaşları toplamına eşittir. 3 yıl önce öğretmenin yaşı 21 olduğuna göre öğrencilerin en büyüğü şimdi kaç yaşındadır diye soruyor. Burada gördüğünüz gibi öğrencilerin yaşlarını istiyor. O yüzden bir tanesine harf verelim sonra diğerlerini onun cinsinden yazarız. En küçüğe K diyelim. Sonra ortanca K artı 2 olsun. En büyük de K artı 4 olsun. Böylece tek bilinmeyene bağladık. Öğretmenin yaşı neymiş? Şimdiki yaşları toplamına eşitmiş. O zaman 3K artı 6 da öğretmenin yaşı gördüğünüz gibi. 3 yıl önce öğretmenin yaşı 3K artı 3 21'miş. Bakın 3 çıkardım. Dolayısıyla buradan 3K eşittir 18. K ne geldi? 6. Bu en küçük çocuk. En büyük çocuk kaçtı? K artı 4. Demek ki o da 10 yaşındaymış gördüğünüz gibi.
Gayet rahat gidiyoruz. Zaten bir 10-15 soru böyle bizi çok da zorlamayacak sorular olacak. Ama dediğim gibi işlem hatası yaparsam ya da kafanıza yatmayan bir şey olursa lütfen sorun. Gerçekten denklemler yapıyoruz bakın. Ya kesir problemi yaptık, sayı problemi yaptık. Şimdi yaş problemi hala bakın bu üç konu bizim problemleri oturtmamız için arkadaşlar çok önemli üç konu. Hem o kadar zor değiller, hem denklem kurmayı öğreniyoruz, hem de diğer konulara yatırım yapıyoruz. Öyle bakın. O yüzden lütfen siz de bu hafta itibariyle hazır böyle okul yokken, yani okul yokken ne demek? Okula gitmiyorsunuz zaten. Tabii ki okuldan da ders ödev veriliyor olabilir ama hazır şimdi zaten biz normalde de biliyorsunuz TYT'ye devam ediyorduk. O yüzden yaş problemlerini lütfen bitirmiş olun. Artık haftayadan itibaren yapacağımız problemler biraz daha bizi zorlayacak problemler olacak. Belki 9. sınıftan unuttuğunuz yerler veya hiç görmediğiniz yerler. Mümkün olduğunca 9. sınıfta çok zor örneklerden bahsetmiyoruz. Ancak ÖSYM'nin sorduğu karışım problemleri, hareket problemleri arkadaşlar gerçekten sağlam soruyorlar. Yüzde problemleri de öyle. Bundan sonraki konumuz zaten bunlar artık. Yani bu sayı problemleri yaş ve kesir kadar çok böyle basit beklememek lazım. O yüzden de çalışmalarınızı bitirin. Yaş problemlerine kadar güzel böyle artık biz denklem kurmaya devam edelim. Gelelim şimdi bu soruya. 5 yıl sonra yaşları toplamı 42 olacak olan iki kardeş. O zaman bir kere bunların 5 yıl önceki yaşları yani şu anki yaşları toplamı kaç olur? Biri 5, öbürü de 5 yıl artacağı için normalde bunlar arkadaşlar 42 eksi 10'dan şu an yaş toplamları 32. Dediğim gibi iki kardeşler o yüzden 10 çıkardım. Şimdi bakalım büyük olanın 4 yıl önceki yaşı kimi istiyormuş bizden küçük olanı? O zaman arkadaşlar yapalım. Büyük olanın 4 yıl önceki yaşının 4 katı, küçük olanın şimdiki yaşının 4 katına eşitmiş. Gördünüz mü? Bu şekilde bir denklem. O zaman dörtler sadeleşti. Aslında bana dediği biraz uzatarak söylemiş. Büyük kardeş, küçük kardeşten 4 yaş büyük. Bunların yaşları toplamı şu an 32 idi. O zaman küçük kardeş K, büyük kardeş K artı 4. Demek ki arkadaşlar 32 eksi 4. 28 oldu. 28 eşittir 2K'dan. K 14. Zaten K dediğimiz küçük kardeş. Bakın gördüğünüz gibi. Mümkün olduğunca az bilinmeyen. İki bilinmeyen vermemizde bazı sorularda mahsur yok, sıkıntı yok ama mümkün olduğunca az bilinmeyene zorlayacağız. Ne demiş bakalım? Bir ailede anne ile babanın şimdiki yaşları toplamı çocuklarının şimdiki yaşları toplamının 8 katına eşittir. Kaç çocuk olduğunu vermemiş ama dikkat edin. 5 yıl sonra anne ve babanın yaşları toplamı çocukları yaşları toplamının 8 katından 70 eksik olacaktır. Ailedeki birey sayısı değişmediğine göre bu ailede kaç çocuk vardır? Şimdi çocukları yaşları toplamına T diyelim. Şu an neymiş? Çocukları yaşları toplamının 8 katına eşitmiş anne ile babanın toplamı. 5 yıl sonra hem anne hem baba olduğu için yaşları toplamı bakın 10 artacak. Ona dikkat edelim. Basit ama önemli. Sonra ne demiş? Çocukları yaşları toplamı. Şimdi çocukların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. X tane çocuk olsun. 5 yıl sonra arkadaşlar bunlar 5x kadar büyür. Örnek 3 çocuk olsa 15 yıl büyürler toplamda. O yüzden T artı 5x diyelim. Bunun 8 katından 70 eksik oldu. Dolayısıyla 8T artı 10, 8T artı 40x eksi 70, 8T'ler gitti. Zaten gitmesi lazım ki sadece x'i bulayım. Onu öbür tarafa attım. 70'i öbür tarafa attım pardon. 80 oldu. X buradan 2 olmuş oldu. Bu x arkadaşlar zaten ne? Çocuk sayısı. Dolayısıyla cevabımız 2 oldu bakın. Bu şekilde temel denklem. Tabii lütfen eşitlikleri kurarken burada biraz aslında ki evde yaparken mevzuyu göreceksiniz. Şimdi ben size zaten doğru bir denklem anlatıyorum. O yüzden anlatırken problemlerin biraz daha normale göre basit gelmesi çok anormal bir şey değil. Asıl mevzu arkadaşlar siz biraz evde yaparken ortaya çıkıyor. O yüzden de şu denklem versiyonlarında kendiniz bir daha bakın diye ben mümkün olduğunca problemler konusunu kaydedip bir daha gönderiyorum. Olur da böyle derste kaçırdığınız bir yer olursa bir daha bakmak istediğiniz soru olursa o gönderdiğim linkten bakarsınız. Bugün de yine bir aksilik olmasa yaş problemlerini kaydedeceğim, sonra size göndereceğim. Şimdi
fena olmayan bir soru var. Buna ama sizin bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yorum sorusu, direkt böyle yaş problemi konusunda sorduğum bir soru ama doğrudan yaş problemiyle ilgili değil, biraz temel kavram yorumu yapacaksınız. O yüzden isterseniz bir dakika kadar süre vereyim bunda. Siz uğraşın, cevapları ya söyleyin ya da yazın bana. Bekliyorum. Var mı cevap veya bekleyeyim mi? Bakayım kimler var burada. Azra, Berra, İpek, Nazlı, Oğuz, Zeynep. Aslında çok böyle temel bir mantık var arkadaşlar. Ya böyle şu cümle ne alaka, ona bakacağız yani. En büyük kızının çikolatayı çok sevdiği bilgisini verir. Sorunun aslında çıkış noktası burası. Ne demek olduğunu anlayacağız oranın. Yani orada çikolata sevme muhabbeti niye yapmış? Cevap yok herhalde ya. Ben yapayım mı o zaman? Bakın şimdi burada arkadaşlar şöyle. Bir kere 3 tane çocuk. Yaşları toplamı kaç olacak? Şey çarpımı 72. Yaşları toplamını biliyor muyuz? Hayır. Memur şimdi sonuçta kapıyı görüyor değil mi? Sonuçta memur kapıya gelmiş. Haliyle kapı numarasına eşittir dediği zaman memur kapı numarasına bakıyor. Memur kapı numarasına baktıktan sonra diyor ki bu çocukların yaşları toplamını bana söylüyorsun. Bir nevi gördüm ben. Yaşları çarpımını da tamam biliyorum ama bu bilgilerle bu çocukların yaşlarını ayrı ayrı bulamıyorum diyor. Sebebi de şu. Çarpımları 72, toplamları aynı olan iki tane grup var burada. O da ne biliyor musunuz? Bakın 8 çarpı 3 çarpı 3 dersem, çocukların yaşları toplamı dikkat ederseniz 14 oluyor. Eğer bir şey daha düşüneyim şimdi. 6 sonra kaç diyelim? 4 olsa, 3 olsa ama o zaman yok olmaz. 4 çarpı 3 ne yapıyor? 12. 12 çarpı 6 72. 6 4 daha 10 13 yapıyor. O zaman bu olmaz. Çünkü şey olmuyor. Yani yaşları toplamı farklı çıkıyor. Başka ne söyleyebiliriz bununla ilgili? 12 9 desek 9 çarpı 8. Sonra 4 desem şöyle 2 desem. Şimdi bunları niye deniyorum böyle biliyor musunuz? Şimdi 9 çarpı 4 çarpı 2 olursa çocukların yaşları arkadaşlar 36 çarpı 2'den 72 olur. Zaten memur da bu sayıları tahmin ettiği için kapı numarasına da bakar. 9 4 daha 13 der, 2 daha 15. O zaman kapı numarası zaten 15'tir. Bu çocukların da yaşları toplamı 15'tir. Yalnız bu en büyük kız muhabbetinin hiçbir anlamı kalmaz. Eğer şöyle bir şey dersek bakın. 6 kere 6 36 bir de 2. Bakın şimdi dikkat edin. O zaman ne oluyor? 6 artı 6 artı 2 yine 14 oluyor. İşte buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki çocukların yaşları çarpımı zaten 72 idi kendi verdi. Demek ki çocukların yaşları toplamı 14'müş ki. Adam böyle bakmış kapı numarası burada 14 duruyor. Zaten çarpımları da 72. Bu bilgiler yetmez. Çünkü iki tane durum oluyor. 8 3 3 de olabilir senin çocukların yaşları. 6, 6, 2 de olabilir. O zaman işte adam anlaması için diyor ki en büyük kızım, aslında burada çikolatanın hiçbir manası yok. En büyük kızım derken bu durumun olmayacağını, çünkü burada en büyük diye bir kavram yok. 6, 6 eşitlik var. Ama şu varsa evet, en büyük çocuk 8'dir, diğerleri 3, 3'tür. Dolayısıyla K
kapı numarasından yola çıkarak adam der ki, ha demek ki bunların yaşları çarpımı 72, 6-6-2 değil de 8-3-3'müş, bir tane en büyük çocuk varmış böylece. Dolayısıyla bakın aslında bu yani böyle TYT'lik bir temel kavram sorusu. Size şunu şöyle sorsaydı, yaşları çarpımı 72, yaşları toplamı 14 olan 3 çocuktan yaşı en büyük olan kaçtır dese, evet o zaman 8-3-3 derdiniz kesinlikle. Ama böyle sorunca biraz değişik geliyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Geçiyorum o zaman. Bakalım şimdi, bir babanın bugünkü yaşı 300'ü olmayan 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 3 katıdır. 6 yıl sonra babanın yaşı çocukları yaşları toplamının 2 katına eşit olacağına göre büyük çocuk bugün en az kaç yaşındadır? Şimdi bakalım, çocukları yaşları toplamına T diyelim arkadaşlar. O zaman babanın yaşı da 3T olur. 6 yıl sonra baba 3T artı 6 olacak. Çocuklarsa 3 çocuk olduğu için 3 çarpı 6'dan 18 yaş büyüyecekler. Dolayısıyla T artı 18 bunun da 2 katıymış. Dolayısıyla 3T artı 6 eşittir 2T artı 36. T de arkadaşlar buradan ne geldi? 30. Şimdi bu çocuklar arkadaşlar 300 değilmiş. O zaman ne söyleyebilirim? 11, 10, 9 desek en büyük oluyor değil mi? İki tanesi ikiz, bir tanesi farklı olsa bunlardan daha büyük yapma ihtimalim var mı? Birine mesela 12 dedim. Tamam mı? Diğer geriye kaç kaldı? Gerçi o zaman daha büyük oluyor işte. 10 desem, diğerlerini de zorlasam olmuyor bakın. Hiçbir şekilde 11'den daha küçük elde edemiyoruz. Çünkü öbür türlü ikiz olsun desen 12 olur. Bir tanesi o zaman geriye 18 kaldığı için 9-9 olur. Zaten bu istemediğim durum 11'den de büyük oldu. Eğer 10 yapmaya kalkarsan o zaman bunlar da 10-10 oluyor. Demek ki o zaman en büyük kardeşin alabileceği en küçük yaş 11'miş gördüğünüz gibi. Yine son kısmı biraz bizim denememize bağlı bakın bu kısmı. Temel kavramlarda da hatırlayın, böyle sorularımız oluyor, deneme yanılma. Biraz da tehlikeli malum bunlar, vakit kaybettiriyor çünkü. Gelelim şimdi bu soruya. 5 kişinin bir aile, 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 35'tir. Bu ailedeki bireylerin 4'ünün 5 yıl sonraki yaşları ortalaması 28 olacaktır. Ailedeki 5. bireyin şimdiki yaşı kaçtır? Size bir bilgi hatırlatayım. Doğru orantı, ters orantı yani orantı konusundayken arkadaşlar şunu söylüyorduk. Eğer bir grubun aynı miktarda bütün değerleri artarsa o zaman ortalaması da aynı oranda artar. Örnek, bir grubun yaş ortalaması hiç bu sorudan bağımsız 10 olsun. Bunların her biri eğer 2 yaş büyürse o zaman gerçekten grubun yaşı da arkadaşlar 12'ye yükselir. Dolayısıyla bu bilgiyi hatırlattıktan sonra şunu söyleyeyim. 5 yıl sonraki yaş ortalamaları 28 ya. 5 yıl sonra herkes otomatik olarak 5 yıl büyüyeceği için demek ki 5 yıl önce yani şu anki gerçek yaş ortalaması 23'müş. 4'ünün yani. Dolayısıyla 23 çarpı 4'ten bunların arkadaşlar 4'ünün yaş toplamı 92'ymiş. Ama normalde kaç kişi var? 5 kişi var. O zaman ne söyleyeceğiz? 92 artı bilmediğimiz kişinin yaşı toplamı neye eşit olacak? 35 çarpı 5. Çünkü her zaman ortalamayla sayıyı çarparsak toplamı buluyorduk. Hatırlayın, şöyle ortalama çarpı sayı bize toplam miktarı verir her zaman arkadaşlar. Dolayısıyla 35 çarpı 5 ne yapıyor? 175. 92 çıkarırsak son kişi de 83 yaşındaymış. Bu şekilde bakın. Basit bir ortalama bilgisini hatırlatmak istedim. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Oran orantıda görmüştük bunu. Bu soruyu birazdan yapalım, hemen yapmayalım. Onu yanlışlıkla buraya koymuşum. Şimdi bir bilgiden bahsedeceğim size. Ondan sonra yine onu çözeriz. Şöyle arkadaşlar. Demin demiştim ki dersin başında bu konuda tek dikkat edeceğimiz şey var. İki insanın yaş farkı asla değişmez. Bu çok basit bir bilgi olsa da güzel sorularda aslında buradan soruyorlar arkadaşlar. Şimdi bir annenin şimdiki yaşı 4 yıl arayla doğmuş iki çocuğun yaşları farkının 7 katından 5 fazladır. Şimdi çocukların yaşlarına F diyelim. Zaten bunlar 4 yıl arayla doğduğu için demek ki F burada 4'e eşit. O zaman annenin yaşı 4 çarpı 7 artı 5'ten
Demek ki arkadaşlar 33'müş. Tamam mı? O zaman X yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşı X yıl sonra değişmez ki. İki insanın arasındaki fark her zaman 4'tür. Birisi 10 olduğunda biri 14 oluyor. Biri 28 olduğunda öbürü 32 oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi çocukların yaş farkı yine değişmeyecek. 4 çarpı 9 diyeceğiz. Dolayısıyla demek ki 3 yıl sonra annenin yaşı bu çocukların yaşları farkının 9 katına eşit oluyormuş. Mevzu bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca bu basit şeye dikkat etmeliyiz. Onu söyleyeyim. Örnekler yapmaya devam edeceğim zaten. Bir annenin şimdiki yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katına eşittir. Annenin 8 yıl sonraki yaşı çocukları yaşları farkının 8 katına eşit olduğuna göre. Bakın şimdi. Çocukların yaşları farkı asla değişmez. O zaman F diyelim buna. Annenin yaşı şimdi 6F olsun. 8 yıl sonra anne 6F artı 8 olur. Böylece çocukların farkı asla değişmez. Ve 8 yıl sonra da bakın 8F oldu. Dikkat ederseniz sağ tarafa hiçbir şey çıkarıp eklemiyorum. Deminki sorulardan en önemli farkı bu arkadaşlar. Yaş farkı asla değişmeyeceği için 4 yıl sonra dediği zaman, 8 yıl sonra dediği zaman sakın buraya bir şey ekleme yani sıkıntısını yapmayın. Durduk yere sorunuz yanlış çıkar. Dolayısıyla buradan da o zaman ne olacak? 8 eşittir 2F, F eşittir 4. Çocukların yaşları farkı 4'müş. O zaman annenin şimdiki yaşı neydi? Sorunun başında 6F demiştik. 6 çarpı 4'ten cevap 24 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım. İki kardeşin bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının 3 katından 4 eksiktir. Bu iki kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı 3 yıl önceki yaşları farkının 2 katından 10 fazla olduğuna göre büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? Bakalım. Şimdi ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Yine bakın yapıyorum. Yaşları toplamı yaşları farkının 4 katına 3 katının 4 eksiği ya. 3F eksi 4 diyorum. Bu iki kardeşin yaşları toplamı şu an bu. T diyelim ona. 4 yıl sonra yaşları ne olacak? İki kardeş oldukları için 8 ekleyeceğiz. 3F eksi 4'e. Neymiş? Yaşları farkının 2 katından 10 fazla. Asla bakın gördüğünüz gibi yaşları farkı değişmediği için böyle yaptım. Dolayısıyla 3F artı 4 eşittir 2F artı 10. Buradan da F ne geldi? 6. Yaşlar arasındaki fark 6'ymış. O zaman artık yaşları arasındaki fark 6'ysa yazalım yerine. Nerede yazacağız? Şu denklemde. 3 kere 6, 18. 4 çıkarırsak yaşları toplamı 14 oldu. Bu da ne demek? Küçük kardeşi mi soruyor, büyük kardeşi? Büyük kardeşe B diyelim, küçük kardeş de bundan 6 yaş küçük. B eksi 6 olsun. Böylece bakın 2B eşittir 20'den B 10 gelmiş oldu. Cevabımız bu. Bu şekilde şu an ne kadar? 27 dakika. Bu arada tabii şöyle şunu es geçmiyorum arkadaşlar. Şimdi sınıftayken 27 dakikada yaptığımız ders aslında sınıfta yaptığımız yaklaşık böyle 43-44 dakikaya falan karşılık geliyor bence. Çünkü arada bekliyoruz, siz yazıyorsunuz, işte birkaç bir şey soruyoruz falan filan. O yüzden aslında şu 1,5 saatlik derslerimiz sanki böyle 2-2,5 saat etkisi yaratabilir. İnşallah gözünüz bu arada şeydedir, tablettedir veya bilgisayardadır artık telefondadır neredeyse. Benim size tavsiyem arkadaşlar imkanınız varsa bilgisayar yani bilgisayarınız varsa veya tabletiniz buradan lütfen dinleyin. Telefondan çok küçük oluyor. Şu an telefondan dinleyen var mı acaba izleyen beni? Ben hocam. Nasıl Zeynep, zorlanmıyor musun? Yok hocam, alıştım ben aslında. Öyle mi? Rahat oluyor yani. Büyük müydü ekranı? Yani normal. Başka var mı telefondan dinleyen? Şöyle Zeynep, bu arada telefonun ekranını da büyütebiliyorsun, biliyorsun değil mi? Biliyorum yani, hocam. Diyelim benim şey yazı küçük göründü. Ben normal tam ekran anlatıyorum size şu an ama olur da öyle bir şey olursa kendin yine böyle sorunun o az küçük görünen yerlerini büyütebilirsin. Yazıcı
Daha böyle yeni hocam bu muhabbetlerden sonra yazıcı aldım diyen var mı hiç? Bence bu işlere de girmek lazım ya. Şu an yani okullarda sanki böyle bayağı ders işleme moduna girdi. Hiç ders işlemeyen var mı arkadaşlar okulunda ders anlatılmayan? Yok mu? Herkesin okulu ders yapıyor mu? Biz bu hafta başladık hocam, dünden itibaren. Berra. Hangi Evet. okuldaydın Berra? Sen şeydeydin. Korkmaz Yiğit'teyim. Yiğit'teydin. Hı. Zaman Oğuz'la siz başladınız. Peki, Evet. bütün dersler yapılmıyordur ama sizde. Hocam, bütün dersler Ha, derken yani şey, gen çok. ana dersler yapılıyor hepsi. İngilizce, din falan da yapılıyor. Haftada kaç kere olacak? Mesela matematik kaç kere göreceksiniz haftada? İki. Matematik 2 gün, 2 saat, 2'şer saat, 4 ders Ama oluyor. katılamıyoruz biz. Neden? Evet, buradan. Dershanede çakışıyor, dershaneye geliyoruz. Evet. O zaman burası daha önemli diyorsunuz yani. Yani hocam, okul hocasından anlamadığım için burayı tercih ediyorum ama diğer derslere giriyorum matematik hariç. Tamam. Keşke tabii şey olsa. Hem okulla çakışmasa hem okulda Evet, iyi evet. olsa böyle bir orada. Çakışmasak evet girerim de işte çakıştığı için. Anladım. Ama okulda şu an hocanız ne işliyordur acaba ya? Biliyor musunuz Oğuz, Berra? Çember diye biliyorum. Çember. Bakayım, çember olması lazım Tamam. yani. Gerçi şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an bizde okul yani hani şey anlamında kaybınız olmayacak. Merak etmeyin. Okul zaten şu an geometride çember anlatıyorsa veya katı cisim işte. Ben de onları anlatacağım zaten. TYT'de zaten ekstra yapmış oluyoruz. Diğer arkadaşlar ne durumda bilmiyorum ama okulunda TYT işlenen var mı? Söyleyebilir mi işleyen varsa? Hocam bizimki hala devam ediyor bildiğiniz o bir Neredesiniz? sürü ödevlere yani. Şimdi güzel Yani güzel şu olur. an hocam işte normalde şu an fonksiyonun bitmesi lazımdı ama ben hala fonksiyonu bir yandan çözüyorum. Normalde bu hafta polinomdu yani. Tamam o kadar da hızlı gitmesinler. Fonksiyonda biraz değin hocanıza. Fonksiyon Hocam bir bu haftadır haftada çözmeye fonksiyondu bizim çalışmasın. ödevimiz aslında ama işte ben Hocam hala biliyorsun bitiremedim ya. yani. Fonksiyonu Efendim? hoca bitirdi mi? Hocam bir aydır fonksiyondu zaten. Hı. İşte şu an Ha. polinomun hala Tamam fonksiyon tamam devam anladım. edin Tamam. muhabbeti var ama Lüzum yok yani. yani. Bir aydır fonksiyon yapıyorsa Allah bereket versin. Daha ne? Aynen hocam. Hocam biz okulda aynen çember değilmişiz. Çember açı işlemişler dün. Tamam. O zaman biraz okul demek ki şöyle siz o zaman okul devam ederken çemberde değildiniz ki hoca çemberde açı çünkü çemberde normal müfredatta ilerliyorlar ya böyle bayağı çember daire katı cisim yapan var. Problem Hocam, değil. bizim hoca tam şeye geçecekti, çembere geçecekti. Okullar kapandı o hafta. Tamam. Okullar da bu arada MEB okulları da arkadaşlar Zoom üzerinden yapıyor. Ben eşimden gördüm. Yani Evet. EBA üzerinden gibi görünüyor da onlar yine Zoom üzerinden yapıyor. Yani farklı değil o normal. Aslında güzel bir şey kursu almayanlar için falan. Ama tabii her ders her dakika olmayacağı için ki olmasın bence ya. Yani hem takip etmesi zor oluyor hem bir de gerçekten sizin için de yani tam tatil değil ama yani günün 15 saati de ders yapmaya gerek yok bunu harca yani şu an. Biraz sizin bence çalışmaya ihtiyacınız var. Bu sefer 12'lerden belki görüyorsunuzdur. Çalışacak vakit kalmıyor. Seneye bak sizin en büyük handikapınız o olacak. Yani sizin derken bütün o 12'lerin. Yani bir yandan okula gidiyorsunuz bak onu fark edin. Bir yandan kurs veya özel ders artık hangisini yapacaksanız. Bir yandan da sizin bütün bunların arasında ders çalışmanız gerekecek. Ona göre hani korkulacak bir durum yok. Herkes bu süreçten geçiyor. Ama mümkün olduğunca lütfen hazır biz böyle mat 1'de iyi gidiyorken geometride de bir şekilde gelmişsiniz zaten bir yere. Sonra biz o eksikleri de kapatacağız. Yazı güzel bir şekilde kapatırsanız seneye de ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Damla'nın şimdiki yaşı Tuğba'nın şimdiki yaşının 2 katı. Evet güzel bir soru. Zor değil ama önemli bizim için. 2 katı Özlem'in şimdiki yaşının 1/3'üdür demiş. Tuğba Damla'nın şimdiki yaşına geldiğinde Özlem 56 yaşında olacağına göre üçünün şimdiki yaşları toplamı kaçtır? Bunu arkadaşlar bir ama sizin bakmanız lazım. Çünkü ben direkt hemen yaparsam hiçbir manası kalmaz. Bir çözmeye çalışın sonra ben yapayım bunu.
okumuşsunuzdur diye düşünüyorum soruyu. O yüzden ben yapmaya başlayayım şimdi arkadaşlar. Burada soruda bence tek bilinmeyen kullanmak bizi inanılmaz güzel bir yere götürür. O yüzden arkadaşlar problem sorularını tavsiyem gerekli yerleri ufak not etmek. Geri kalan kısımda böyle düzgünce okuyup soruya sonra başlamak. Parça parça yapmaya kalkarsanız ÖSYM sorularında biraz zorluk yaşarsınız. O yüzden bütününü bir okudum. Sonra dedim ki şimdi Tuğba'nın yaşının iki katı ya T en küçük olsun. Tuğba'ya T dedim. Damla'ya 2T dedim. Özlem'in de yaşının 3'te 1 olduğu için 6T yaptım. Artık arkadaşlar şu bizim için çok önemli. Sonuçta bu Damla'nın yaşı, bu Tuğba'nın yaşı, bu da Özlem'in yaşı. Aralarındaki yaş farkı ne biliyor musunuz? Bakın T kadar, bunların arasındaki yaş farkı 5T kadar, şunların arasındaki yaş farkı yani Damla ile Özlem'in arasındaki yaş farkı 4T kadar. Bunları böyle bir yazayım, şimdi sileyim. O yüzden sorularda şuna dikkat etmek lazım. Ali, Veli'nin yaşının iki katıysa aralarındaki yaş farkı da tek bilinmeyenden bakın. Ali 2x, Veli x, yaş farkı da x muhabbetinden yapabiliyoruz soruları. O yüzden söyleyeyim, bu bizim için önemli. Diyor ki Tuğba Damla'nın şimdiki yaşına geldiğinde. Damla kaç T yaşında? 2T. O zaman T yıl sonra olur ancak Tuğba Damla'nın yaşına gelir. O zaman Damla da kaça yükselir? 3T'ye. Özlem kaça yükselir arkadaşlar? 7T'ye yükselir gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bu şekilde gördüğünüz gibi. Özlem de 56 yaşında oluyormuş. Artık bak soru bitti. Bir nevi tablo yöntemi. Bazı sorularda bu tablo yöntemini kullanacağız. Sayı problemlerinde de yapmıştım, hatırlayın. Böylece T 8 oldu. Bizden ne istiyor? Üçünün şimdiki yaşları toplamını. Yani şurayı istiyor. Dur onu başka bir renkle fosforlayayım. Bakın burayı istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? 6 1 daha 7, 2 daha 9. 9 çarpı 8'den yaşları toplamı arkadaşlar 72'ymiş gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bu şekilde bakın tek bilinmeyen yapacağız. Aradaki yaş farkını dediğim gibi yine çıkartacağız. Tek bilinmeyen üzerinden gideceğiz. Bakalım şimdi yine bir tane daha göstereyim. Zeynep'in şimdiki yaşı Sinem'in şimdiki yaşının 3 katıdır. O zaman yine 3S diyorum Zeynep'e. Sonra Sinem de zaten S. Bak yine Sinem Zeynep'in yaşına geldiği zaman. Sinem Zeynep'in yaşına geldiğinde 3S oluyor. Aralarındaki yaş farkı ne? Kenara büyükçe yazayım. 2S. O zaman Sinem de, pardon, Zeynep de 5S oluyor. Böylece yeni durumda yaşları toplamı 24 olacakmış. S buradan arkadaşlar ne geldi? 3 geldi. Zaten bizden ne istiyor? Sinem'in şimdiki yaşını istiyor. O da 3 olmuş oldu. Burada arkadaşlar bu soruda da beklemem lazım sizi. Çok fazla isim var. Bu soruda hata yok. Hatalı gibi düşünmeyin. Yani fazladan isim yok. Bu soruyu sizin çözmeniz lazım. Okumanız gerekiyor. Sonra benim yapmam lazım. Yoksa anlamazsınız ne demek istediğimi. Bekliyorum o yüzden. Hem bir okuyun soruyu. Hocam nokta doğru herhalde değil mi? Evet nokta doğru aynen. Yaptın mı Zeynep? O yüzden mi sordum? Evet hocam. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar aslında sınavda da bazen karşınıza böyle sorular gelebilir. Özel bir şey düşünmeye gerek yok. Bazen çok fazla bilinmeyen varsa ve bunları tek bilinmeyene bağlayamıyorsak o zaman mecburen biraz fazla bilinmeyen kullanmakta hiçbir sıkıntı yok. M artı F diyorum şimdi. Meral ile Filiz'in yaşları toplamı Sinem ile Elçin'in yaşları farkı diyor. Sonra devam ediyorum soruyu okuyorum. Meral ile Zeynep'e geçiyor. Bir anda Sinem'le Elçin'in yine farkı diyor. Güzel. O zaman arkadaşlar bu soruda evet harflendireceğim ama her seferinde Sinem'le kendisi, Filiz'le kendisini değil, Elçin'miş o pardon.
Sinem'le Elçin'i değil, Sinem'le Elçin'in yaş farkıyla ilgili bilgi vermiş. O zaman ben bunların yaş farkına x diyeyim ki iki tane ekstra bilinmeyen oluşmasın. Bakın şimdi Meral ile Filiz'in şimdiki yaşları toplamı Sinem'le Elçin'in yaşları farkının 4 katından 5 fazladır. Sadece yazdım bakın bunu. Sonra 5 yıl sonra Meral ile Zeynep'in yaşları toplamı. 5 yıl sonra Meral 5 yıl büyüyor. Zeynep 5 yıl büyüyor. Böylece M artı Z artı 10 oluyor. Yine Sinem'le Elçin'in yaşları farkı hiçbir yıl değişmez. O yine X ve yine 4X artı 5. Gördünüz mü? Bu şekilde sorunun sağ kısmı aynı oldu. Çünkü ikisinde de Sinem ve Elçin'in yaş farkı geçiyor. Haliyle soruda aslında bilinmeyen sayısı fazla gibi görünmesine rağmen taraf tarafa çıkardığınızda M'ler gidiyor. F eksi Z eksi 10 eşittir 0 oluyor. Böylece F eksi Z de arkadaşlar 10 geliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde aslında basit bir durum olmuş oldu, tamam mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı acaba? O zaman şöyle yapalım. Tam 40 geçiyor. İsterseniz bir 5 dakika su molası verelim bir nevi. Siz de gözlerinizi dinlendirin bence. Ekrana bakmayın bir 5 dakika. 5 dakika sonra 45 geçe tam ben başlıyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, kaldığım yerden devam ediyorum ben şimdi. Bir babanın yaşı şimdiki yaşının 4 katına eşit olduğunda kızının yaşı da şimdiki yaşının 16 katına eşit oluyor. Herkes gelmiştir inşallah. Azra? Buradayım hocam. Tamam. Berra? Berra'dan ses yok. İpek? Buradayım hocam. Nazlı? Ben de buradayım. Oğuz, Zeynep? Ben de buradayım hocam. Tamam. O zaman kim şu an demin? Berra değil mi? Berra gelmedi o zaman. Bir Berra'ya mesaj atsanız da ya. Başlıyoruz diye. Çünkü şimdi güzel de bir sorudayız. Attım ben şimdi hocam. Tamam. Okuyalım şimdi soruyu bir daha. Bir babanın yaşı şimdiki yaşının 4 katına eşit olduğunda kızının yaşı da şimdiki yaşının 16 katına eşit oluyor. Babanın şimdiki yaşı 30'dan büyük olduğuna göre kızının şimdiki yaşı en az kaçtır demiş. Burada bakalım babanın yaşına B diyelim. Dikkat edin şimdi lütfen. Babanın yaşı 4 katına çıktığında aslında size şu mesajı da vermiş oluyor. Aradan kaç yıl geçmiş? 3B yıl geçmiş. Sonuçta arkadaşlar burada harf üzerinden gitsek de yıllar devam ediyor. Dolayısıyla 3B yıl geçmiş. Şimdi küçük çocuğu var bunun bir tane. Niye küçük çocuğu? Neyse çocuğu var işte, kızı. Bu kızı da 3B yıl sonra, sonuçta aynı yıl geçecek. 3B yıl sonra neye çıkıyormuş yaşı? Kendi yaşının 16 katına çıkıyormuş. O zaman kızın yaşı K, 3B yıl sonra 16K oluyor. Buradan aslında sana neyi veriyor işte? Öbür tarafa atarsan 3B eşittir 15K, B eşittir 5K. Demek ki babanın yaşı kızının yaşının 5 katına eşitmiş. Dikkat! Şimdi artık basit bir eşitsizlik yapacağız. Demiş ki babanın yaşı 5K neyden büyükmüş? 30'dan büyükmüş. Dolayısıyla arkadaşlar K buradan kaçtan büyüktür? 6'dan. O zaman kızın alabileceği en küçük değer kaç oldu? 7 oldu. Bu şekilde bakın. Çok basit bir eşitsizlik tabii son kısmı. Sonra bir de temel olarak bizim bu soruda dikkat edeceğimiz şey, harfli olsa da arkadaşlar geçen yılları yine aynı harf üzerinden götürmemiz gerekiyor bakın. Siz de lütfen yaparken ilk başta problemlere, bu tarz soruları ilk defa çözüyorsanız biraz önce benim ya anlattığım gibi yapmaya çalışın kendinizi yapamadığınızda. Veya yapsanız bile bir karşılaştırın, onların mantıklı olduğunu göreceksiniz. Yavaş yavaş bütün konuları çalıştıktan sonra kendi mantığınızı oturtabilirsiniz çünkü. Ali ile Hasan'ın yaşları arasındaki fark 11'dir. Ali Hasan'ın bugünkü yaşındayken Hasan'ın doğmasına daha 5 yıl vardı. Buna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada da lütfen beni dikkatlice izleyin. Şimdi hangisini soruyor? Ali'yi soruyor. Tamam, Ali'ye A diyelim. Hangisinin daha büyük olduğunu nasıl anlıyoruz? Tabii ki doğal olarak Hasan'ın doğmasına daha var muhabbetinden. O zaman Hasan daha küçük. A eksi 11 diyelim şimdi arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Ali Hasan'ın bugünkü yaşındayken, yani Ali A eksi 11 iken kaç yıl önce diyor yani bir nevi? Bize 11 yıl önce söylüyor. O zaman bakın 11 yıl önce Hasan'da A eksi 22 olacak ama 11 yıl önce daha Hasan doğmamış, doğmasına da 5 yıl varmış. Demek ki A eksi 22 arkadaşlar buradan ne olacak? Eksi 5. Değil mi? Çünkü doğmasına var ya, o yüzden sorularda kafanız karışmasın. Şimdi doğmasına var diyor, ben onu nasıl yapacağım? Gerçekten de doğduğu yılı 0 kabul ediyoruz arkadaşlar. 5 yıl geriye gidiyoruz. O yüzden eksi 5 yazıyoruz. Buna da dikkat edin. Böylece artık bakın A öbür tarafa atarsam 22 eksi 15'ten direkt 17 geldi. Ben Hasan'ın yaşı üzerinden gitmedim bu soruda. Direkt böyle Ali'nin üzerinden gittim arkadaşlar. Bir de aralarındaki yaş farkının 11 olduğuna dikkat edin. Ali 11 yaş küçüldüğünde tabii ki Hasan'ın da 11 yaş küçüleceğine dikkat edin arkadaşlar. Sorularda hep bu fark üzerinden gidiyoruz. Bakalım şimdi buraya. Bu soruda da arkadaşlar bir lütfen önce siz uğraşın. Soru kısa, hemen okuyup bir yapmaya çalışın, sonra ben yapayım. Burada da çünkü bir denklem kuracağız.
Sorular zor değil ama ufak tefek işte denklemlerimiz var. Zor değil diyorum ama bazı sorularda arkadaşlar kendiniz uğraştığınız zaman denklemi böyle oturtamadığınızı falan fark edeceksiniz. Yaş problemi öyle basit dediğime bakmayın. Bu hafta zaten yaş problemi çözerken bazı sorularda takılabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz okula gitmiyorsunuz. Herhangi bir kursa gitmiyorsunuz. Özel ders alıyorsanız hani yine Zoom üzerinden falan yapabilirsiniz ancak. O yüzden kafanızda yatmayan yerleri olduğunu bana gönderebilirsiniz sorularınızı. Evet biliyorum kitapların çoğunun video çözümü var. Bazen video çözümleri böyle değişik olabiliyor, anlamayabiliyorsunuz. Onlara ben ilgilenirim yani. Biz zaten 12'lerle mesela o şekilde yapıyoruz şu an. Siz de gönderebilirsiniz. Bakalım şimdi hangi sorudaydık ya? Dur bakayım. Heh. Ali ile Sinan'ın yaşları toplamı bir cevap gelmedi bununla ilgili çünkü. 56'dır. Ali Sinan'ın yaşındayken Sinan'ın yaşı Ali'nin şimdiki yaşının 1/5'iydi. Biraz böyle tekerleme bulmaca gibi arkadaşlar. Şimdi bir kere Ali Sinan'ın yaşındayken diyor ya, o zaman demek ki Ali daha büyük. Bu Türkçe bir ifade. Özel benim size burada katacağım bir şey yok. Ben senin yaşındayken, mesela ben size ne diyorum? Ben sizin yaşınızdayken bu cümle size neyi anlatıyor? Benim sizden daha büyük olduğumu anlatıyor. Demek ki o zaman arkadaşlar böyle bir durum var. Şimdi Ali, Sinan. Dikkat edin, aralarındaki yaş farkını bilmiyorum. Ne yazacağım? A eksi S. Burada arkadaşlar yaş farkını böyle şu an yazdım. Tamam mı? Pardon yanlışlıkla sildim. Şey yapacağım. Bu kenarda dursun şimdi. Ne olacak arkadaşlar? Dikkat edin lütfen. A eksi S yıl önce. Bakın böyle. Bu gerçekten neye eşit oldu fark ettiniz mi? Gitti. Sinan'ın yaşına eşit oldu. Bakın yapınca bile gördüm. O zaman Sinan da A eksi yıl önce 2S eksi A yaşında oldu. Ve ne demiş? Sinan'ın o zamanki yaşı Ali'nin şimdiki yaşının 1/5'ine eşit. O zaman Ali'nin şimdiki yaşı A'ydı bölü 5. Gördünüz mü? Dolayısıyla 10S eksi 5A eşittir arkadaşlar A. 10S eşittir 6A. Buradan da arkadaşlar artık ne söylerim? 10S bölü 6'dan 5S bölü 3 Ali'nin yaşına eşitmiş. Güzel. O zaman artık denklemimizi yazalım. 5S bölü 3 dedim Ali'ye. Sinan'a da S dedim. Toplamları 56. Buradan 8S bölü 3 eşittir 56'dan. S ne geldi arkadaşlar? 21 geldi değil mi? Şöyle 7. Evet 21. Sonra ne istiyordu bizden? İkisinin ayrı ayrı yaşlarını. O zaman Sinan 21 ise toplamları 56 olması için Ali de 35 yaşında olacak. Bakın bence bu soru iyi bir soru mesela. Denklemi zor değil ama ne yaptım? Aralarındaki yaş farkını bilmiyorum. Neden aralarındaki yaş farkını x demedim mesela bu soruda? Bunun cevabı biraz şunda gizli arkadaşlar. Problemler güzelce çözmekte gizli. Ama yine de söyleyeyim neden ekstra bir harf vermediğimi. Burada arkadaşlar Ali ile Sinan'ın yaşlarını karşılaştırdığı için ben soruyu ekstra bilinmeyene bağlamadan direkt bakın şu hale getireceğimi öngördüm. Ama bunu biraz soru çözerek öngörebilirsiniz. Hangi soruda iki bilinmeyen kullanacaksın? Hangi soruda tek bilinmeyen? Hangi soruda yeri geldiği zaman demin Meral ile Filiz sorusunda gibi üç bilinmeyen? Bunu gerçekten böyle özel şu formülü var. Bu soruda bu yapılır, bu soruda bu yapılırlık sormuyor ÖSYM. O yüzden gerçekten problemlerde ben tecrübe kısmını önemsiyorum. Hala vaktiniz sizin çok olduğu için TYT anlamında. O yüzden de yeterli tecrübeniz olur. Zaten sınav bitene kadar şu andan itibaren sadece problemler namına bir 3 problem kitabı çözmeniz lazım. Bir tane kolay orta çap sonuç tarzında kesin çözmelisiniz. Bir tane arkadaşlar orta düzey ileriye yakın. Bu da bilgi sarmalı olacak. Bunu ben kesinlikle öneriyorum. Kim neyi önerirse önersin. Üçüncü etapta da arkadaşlar acil veya apotemi. Apotemiye daha yakınım ama acil de olsa olur. Yani böyle üç tane problem kitabı şimdiden çözmeniz gerektiğini bilin. Ali, Hasan ve Hüseyin adlı üç kardeşin yaşları toplamı 33'tür. Hasan Ali'den, Hüseyin de Hasan'dan daha büyüktür. O zaman Ali kimden büyük şimdi? Hasan Ali'den büyük. Hüseyin de Hasan'dan büyük. Hüsnü yazayım şöyle de anlayalım. Bu şekilde bir durum varmış. Ali Hasan'ın yaşına geldiğinde Hasan da Hüseyin'in yaşına, Hüseyin de 19 yaşına gelmektedir.
Lütfen burada da bir uğraşmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü biraz yine bakın tekerleme ve bulmaca gibi bir soru. Bekleyeceğim. Hem biraz okuyup sindirmiş olun. Öyle yapayım ki daha anlaşılır olsun bu soru. Problemlerde bir de şöyle düşünmeyin. Bir çözüm yapacağım pat diye doğru gelecek. Bazen biraz denersiniz arkadaşlar. Olmaz. Başka bir yol denersiniz. Sonra oradan olur yani. Yapa yapa aslında neleri yapmayacağınızı da görmüş oluyorsunuz. O yüzden ben yapılan yanlışları, kafaya takılan yerleri, yanlış çözümleri bile önemsiyorum açıkçası. Soruyu okuduğunuzu düşünüyorum bu süre zarfında. Hatta belki hızlı olsanız veya bir şey görseniz şu an çözüm aşamasına bile geçmiş olabilirsiniz. Bu soru da hani hem biraz size vakit kazandırmak için çözerken söyleyeyim. Mesela demin arkadaşlar Ali Sinan sorusunda mesela bunların yaşları oranı gibi bir mevzu olduğu için ben orada A-S üzerinden gitmiştim. Şimdiki arkadaşlar bu Ali ve Sinan sorusundan biraz daha farklı bu. Çünkü orada dediğim gibi oran mevzusu var. Ama burada çok öyle oranla ilgili bir durum yok. Bu bunun bu katı, bu bunun bu katı muhabbetine girmemiş. O yüzden mecburen şöyle yapacağım bakın. Hüseyin, Hasan ve Ali. Şimdi şöyle bir mevzu yapayım. Ali'ye A diyeyim. Burada size şöyle bir mesaj veriyor bakın. Ali Hasan'ın yaşına geldiğinde Hasan da Hüseyin'in yaşına geliyor ne demek? O zaman bunların aralarındaki yaş farkı eşit demek. Neden bak? Gerçekten kontrol et. Böyle yaptığın zaman Ali A artı X olduğunda Hasan da A artı 2X olmuyor mu? Hakikaten bunu söylüyor işte. Demek ki o zaman bunların aralarındaki yaş farkı sabitmiş, değişmiyormuş. Hepsinin X farkı varmış. Gördüğünüz gibi ikinci aşamada zaten böyle oldu. O zaman devam ediyorum şimdi. Hüseyin de bu durumda A artı 3X olur. Ve Hüseyin'in de yaşına 19 demiş bakın. O zaman artık yapalım. Birinci denklemimiz ortaya çıktı. Sağ üstte yazıyorum bakın. 3x artı a 19. Sonra arkadaşlar bunların üçünün yaşları toplamı da neymiş şu an? 33. O zaman a a a 3a. 2x x daha arkadaşlar. 3x eşittir 33. Taraf tarafı çıkarırsam 3x'ler gider. 2a eşittir 14'ten a 7 geldi bakın. A 7 olduğuna göre bir tanesini de yerine yazarsak o zaman 19-7 12 x de buradan ne geldi? 4. Şimdi Hüseyin'in şu anki yaşı kaçtı? A artı 2 x'ti. O zaman A'yı biz 7 bulduk. X'i de arkadaşlar 4 bulduk. Demek ki Hasan'ın yaşı Hüseyin'in yaşı 15'miş arkadaşlar. Bu şekilde bakın gayet güzel bir soru. Evet bilinmeyen fazlasıyla var gibi ama gerçekten bu ÖSYM sorularında da böyle. Cümleyi düzgünce anlayıp soruya başlamak lazım. Yani en önemli kısmı bu sorunun bunların aralarındaki yaş farkının eşit olduğunu görmek. Bakalım bir ortalama mevzusunu da hatırlamak için iki tane soru koydum arkadaşlar. Hatta üç olmuş bile olabilir. Evet üç tane koydum. Bir sınıfın yaş ortalaması 14'tür. Kızların yaş ortalaması 13, erkeklerin yaş ortalaması 17. Kızların sayısını bilmiyoruz K, erkeklerin sayısını bilmiyoruz E. Ortalama ne demekti arkadaşlar? Toplam sayı bölü, toplam diyeyim daha doğrusu, toplam bölü sayı bize ortalamayı veriyordu. Dolayısıyla şimdi kızlardan K var, kızların yaş ortalaması 13 ya, o zaman bunların yaşları toplamı 13K olur. Erkeklerin yaş ortalaması 17 ise erkeklerin yaşları toplamı 17E olur. Böylece K artı E olacak arkadaşlar. Toplam sayı. Ve bu kaça eşitmiş bakın? 14'e pardon. Toplamı 14 vermiş. O zaman artık bakın 13K artı 17E eşittir 14K artı 14E. Böylece 3E eşittir arkadaşlar. Kaç geldi? K geldi. Demek ki kız ve erkek öğrencilerin sayısının oranı 3'müş. Bu şekilde bakın sadece formüle odaklı bir soru. O yüzden dikkat etmek lazım şu toplam bölü sayı mevzusuna. Bakalım 18 erkek ve 12 kızdan oluşan bir grubun yaş ortalaması 18'dir. Erkeklerin yaşları toplamı kızların yaşları toplamının iki katı. İyi en azından bu sefer vermiş bir bilgi. Erkeklerin yaşları toplamına 2T diyeyim. Kızların yaşları toplamına T diyeyim. Toplam insan sayısı 30.
ve arkadaşlar ortalamada 18. Aynı formülü kullandım ama burada bilinen var en azından. Böylece 3T eşittir 540. T'de arkadaşlar 180 geldi. Bizden ne istiyordu? Kızların yaş ortalamasında. T dediğim zaten kızların yaş toplamıydı. 180 bölü 12'den demek ki kızların yaş ortalaması 15'miş gördüğünüz gibi. Oran orantıdaki ortalama mevzusu bu yaşta da karşınıza geldiği için. Hatta birazdan bakın çıkmış sınav sorusunda da göreceğiz. Şimdi bu soruda arkadaşlar bir bakalım ne diyormuş. Bir ailede baba ile annenin ya... Ha evet, şimdi burada da şöyle yapalım. Bir okuyun isterseniz soruyu. Yapmaya çalışın. Güzel bir sorudur bu da. Gösterdiğim mantıklardan yola çıkarak aslında yapabileceğiniz bir soru ama biraz böyle pratik olmaya çalışmak lazım. Hem bir okuyun hem uğraşın. Sonra da ben başlayayım. Aslında var ya dersleri geçen bak bir öğrenciyle konuşurken haklıydı yani. Geçen dedim ki bir öğrenciye nasıl gidiyor Zoom üzerinden dersler. Hocam dedi açıkçası yani tabii ki hani hiç yoktan iyidir ama ben okulda ders dinlemeyi daha tercih ederdim. Çünkü burada bazen benim konsantrasyonum dağılıyor ve hoca beni görmediği için arada böyle ona buna bakabiliyorum dedi. Aslında hem itiraf hem kötü bir şey ama hem bazılarının maalesef yaptığı bir şey. Ben grup derslerinde şahit oluyorum. Bazen enteresan sesler geliyor arkadan mesela bir an sesi açtığımda. Yani inşallah siz de öyle olmamasını diliyorum. Herkes böyle yapmıyor. Ama o böyle telefona bakma. Hatta birkaç tane öğrenci sonra uyardım işte bu 12 mezunlar bir de onlar düşünün. Yani gitmişler kenarda böyle film açık ha. Çünkü film açık olduğunu nereden anladım? O filmi biliyorum, sahneyi duyuyorum yani. Adamla kadın konuşuyor falan. Bir yandan film açık, bir yandan ya öyle de olmaz, o kadar da değil yani. Sonuçta evet, şu an biraz olağanüstü şartlarda olduğumuz için bir yere kadar evet anlayabilirim. Zoom üzerinden ders avantajları var, dezavantajları var ama bu faktörleri de arttırmamak lazım ders dinlemeyi etkileyen. Diyorum ve bununla ilgili acaba bir cevap var mı? Hangi konudan itibaren ya? Sanki böyle problemlerden itibaren arkadaşlar ben böyle genelde çok nadiren cevap alıyorum. Bu bazen beni korkutmuyor değil yani onu söyleyeyim. Şimdi bu ödevlerinizle alakalı da durumları yani hani genelde soruyoruz. Diyorsunuz ki bu konudayız. Mesela oran orantı konusunda işte problemlerde hep yani genel olarak olmasını beklediğim yerdesiniz ama yani bazı sorulara cevap veremeyince de bir tırsmıyor değilim yani. Bakalım. Bir ailede baba ile annenin yaşları farkı çocuğunun yaşının 3 katıdır. Anne babanın yaşına geldiğinde çocuğu 12 yaşında olacaktır. Çocuk doğduğunda anne 20 yaşında olduğuna göre baba şimdi kaç yaşındadır? Şimdi anne ile baba yaşları farkını arkadaşlar babaanneden daha büyükmüş onu anladık. Çünkü anne babanın yaşına geldiğinde diyor. O zaman yaşları farkına x diyelim. Hatta neyse x diyelim ya sorun değil. Çocuk da o zaman arkadaşlar 3x olacak. Doğru mu? Ha pardon yok tam tersi. Çocuğun yaşına ç diyelim. Farkları çocuğun yaşının 3 katıymış çünkü. Böylece b eksi a'ya 3ç dedim. Şimdi baba, anne ve çocuk. Burada arkadaşlar babaya b demek istiyorum. Anneye de b eksi 3ç. Neden? At öbür tarafa gördüğünüz gibi. Çok fazla bilinmeyen olmasın soruda. Çocuk da ç şimdi. Gördüğünüz gibi şu anki yaşlarını böyle bir daha az bilinmeyene bulayarak yapmış oldum. Anne babanın yaşına geldiğinde yani bu ne demek? Annenin kaç yaş büyümesi lazım? 3ç yaş büyümesi lazım. Artı 3ç diyelim. O zaman baba b artı 3ç oluyor. Çocuk da 4ç oluyor bakın. 3ç yıl sonra. Ve çocuk kaç yaşına geliyormuş? 12. Güzel. O zaman çocuğun yaşını artık buldum bakın. Ç eşittir 3. Bu arkadaşlar bir soru tipi değil onu söyleyeyim. Ama dikkat ederseniz benim bazı sorularda fark ediyor musunuz? Tablo gibi yapıyorum. O yüzden size de tavsiyem çok fazla bilinmeyen olduğunda mevzuyu görmek için siz de birisini diğerinin cinsinden yazarak böyle üçlülerde, dörtlülerde özellikle böyle bir tablovari çözüm yapabilirsiniz. Dolayısıyla çocuk 3 yaşında ve ne diyor bakın? Çocuk doğduğunda anne 20 yaşında. Çocuk o zaman
3 yıl önce sıfıra ineceğine göre anne o zaman 3 yıl önce 20 yaşındaymış. Yani anne şu an 23 yaşındaymış arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla anne 23 yaşındaysa buradan baba da ne olacak? Anneyi biz şu an bulduk. Yani B-3C'yi 23 bulduk. O zaman çocuğun yaşında zaten 3 bulmuştuk. Yazıyorum böylece 3 çarpı 3. 23 artı 9'dan böylece baba ne oldu? 32 yaşında oldu. Gördüğünüz gibi bakın bilinmeyen oldukça fazla gibiydi. Ama bir şekilde yorum yaparak bakın getirmiş olduk. O yüzden bir bazı sorularda sizinle uğraşmanızı bekliyorum. Yoksa direkt ben anlatınca ne var ki bu soruda dersin. Evet, güzel bir soru. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bu soruların hepsinde arkadaşlar aynı cümleleri 50 kere tekrar etmeyeyim. Bekleyeceğim, sonra ben yapacağım. O yüzden şimdiki kalan 4 soruda bu cümleyi baştan söylüyorum. Bir okuyun lütfen, sonra da ben sessizliğimi o yüzden şey olarak algılamayın. Yani bağlantı koptu falan. Ben biraz sessiz duracağım, sonra başlayacağım. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. İzleyen var mı bilmiyorum ama ben izleyeli bile kaç yıl olmuş bir düşüneyim bakayım. 2009. Vay be, 11 yıl önce izlemişim. Çok ilginç ya. Zaman ne kadar hızlı geçiyor yani. Sanki çok eski film değilmiş gibi. 2009'dayken siz daha küçücüktünüz, öyle düşünün yani. Şu an karantina günlerindeyken böyle uzun filmler izlenebilir. Bu 3 saat falan bir film. İzlemeyen varsa bunu tavsiye ederim. Güzel yani. Ama böyle boş bir zamanın olması lazım. Böyle bir 3 saat falan gidiyor çünkü bayağı. Enteresan bir soru. Çünkü konu enteresan zaten normalde. Gerçekten de izlemeyen varsa, hani spoiler vermiş olmayacağım. Film öyle başlıyor zaten. Benjamin Button gerçekten yaşlı bir insan vücudu şeklinde doğuyor ki hakikaten böyle eli ayağı falan tutmuyor. Gerçekten yaşlı doğuyor. Sonra gittikçe gençleşiyor. Enteresan bir film yani. İzleyen var mı bu filmi? Ben izledim hocam. Berra, peki beğendin mi? Hocam bayağı beğendim yani. Etkileyici bir film. Özellikle hani bazı sahneleri falan. Evet evet. Yani bu tarz, ben böyle biyografi filmi değil tabii, bu bir konu. Ama biyografiymiş gibi olan filmleri beğeniyorum. Güzel yapılırsa. Hollywood'da bu konuda başarılı. Son yıllarda bile, yani böyle Hollywood'un filmlerinde biraz düşüş olmasına rağmen aklınızda bulunsun. 90'lı yıllardaki biyografi filmleri, 2000'li yılların başındaki biyografi filmleri gerçekten güzel yani. Böyle gözü kapalı isim fark etmeksizin tavsiye edilir. Özellikle ünlü insanların hayatıyla ilgili ise biraz tabii aralarda böyle yalan dolan oluyor. O kadarcık olsun zaten ama iyi oluyor. Bu da ona benzer güzel bir film. Mesela yine bu tarzla hiç alakası yok ama yine böyle uzun olan, biyografiymiş gibi olan bir film var. Belki onu da izlemişsinizdir. Filmi tavsiye edecekken filmin adını unuttum. Tom Hanks oynuyor. Zaten izleyenler hemen aklına gelir. Neydi ya adımın? Bir isimdi hatta. Neyse unuttum ya. Tom Hanks'in bir filmi var arkadaşlar. O da çok uzun. Filmin ismini hatırlayamayacağım için şimdi söylemeyeyim. Aklıma gelirse çözerken söylerim. O da çok iyiydi. Şimdi bakalım. Cam 33 mü? 33. Tamam, güzel. Biz o arada konuşurken yaptın o zaman. Tebrik ediyoruz. Yapalım, ben de yapayım. Benjamin Button 64 yaşında doğmuş. 10 yıl sonra bu 10 yıl gençleşecek. Çünkü mevzu o yani, filmi bilmene gerek yok bunun için. Diyor ki kronolojik olarak tersten yaşıyor. 10 yıl sonra o zaman bu doğal olarak 10 yıl gençleşiyor arkadaşlar. 54 yaşına geliyor. 54 yaşına geldiği zaman Daisy'de ne oluyormuş? Bunun 1 bölü 6'sının 3 fazlası. Demek ki 10 yıl sonra karşılaştıklarında 54 bölü 6, 9, 3 daha 12. Daisy 12 yaşındaymış arkadaşlar. 54 iken o da 12. Böyle bir kapatalım şöyle. Sonra ne demiş? Bunlar belli bir yıl sonra evlenmeye karar veriyorlar. Yaşları birbirine eşit olduğunda. O zaman X yıl gençleşiyor Benjamin. Şeyde, Daisy'de arkadaşlar doğal olarak normal bir insan olduğu için X yıl yaşlanıyor. Dolayısıyla buradan 42 eşittir 2X'den X 21 yıl sonra
Bunlar evleniyormuş. O zaman Daisy 12 yaşındaydı. 21 yıl sonra 33 yaşında evlenecekler. Bir yere kadar güzel de bir yerden sonra kabus. Düşünsenize sevdiğin insan gittikçe gençleşirken sen gittikçe yaşlanıyorsun. Normal hocam zaten de... en son bebek oluyordu. Bayağı. Allah. Aferin. Gerçekten. Büyük bir spoiler değil merak etmeyin arkadaşlar. Doğal olarak insan doğduğunda yaşlıysa ölürken de bebek olması lazım. Yani bu filmi kesinlikle etkilemiyor merak etmeyin.